Alanya Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği Tropikal Meyve Festivali, birbirinden renkli etkinlikler, yarışmalar, konserler, ünlü şefler ve televizyon yıldızlarının katılımı ile başlıyor. Avokado, mango ve Alanya'nın tropikal meyvelerinin her yönüyle bir bütün olarak değerlendirileceği ve tanıtılacağı festival süresince farklı yarışmalarda düzenlenecek. Alanya Ziraat Odası ve Avokadocular İşbirliği ile düzenlenecek olan En Güzel Tropikal Meyve Bahçesi, En Ağır Mango ve En Ağır Avokado yarışmaları bölgemizdeki tüm çiftçilerin rekabetine sahne olacak. <laughs> Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak Tropikal Meyve Festivali'ne tüm vatandaşları davet etti. Okurcalar, Konaklı ve Alanya arasında yolcu taşıyan otobüslerin tıklım tıklım doldurularak sefer yaptığını aktaran yolcular isyan etti. Yolcuların otobüs çilesi bitmiyor. Okurcalar Alanya arasında yolcu taşıyan halk otobüslerine yönelik şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bir vatandaş sosyal medya hesabından otobüsün doluluğuna yönelik paylaşım yaparak isyan etti. Konu üzerine açıklamalarda bulunan alan yenilmişçiler, otobüsçüler ve servis araçları odası başkanı Paşa Özkan, akaryakıt zamlarından sonra sürücüler bunu yapıyor ancak bizler gerekli uyarıları yapıyoruz dedi. Alanya Kapalı Topark Pazar Alanı Sinema ve Dijital Kütüphane projesi inşaatının başlaması nedeniyle Ekim 2021'den bu yana Hacet Mahallesi'nde hizmet veren Cuma Pazarı esnafı tekrar eski yerine döndü. Ancak pazarcı esnafı alanın havasız ve sıcak olması nedeniyle kapalı alana tepki göstermişti. Havaların soğuması ile birlikte esnafların bir nebze de olsa rahatladığını belirten Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, "Gelecek sene inşallah bu sorunlar tamamen ortadan kalkacak." dedi. Gök, pazarın ilk açıldığı zamanlarda esnafların oldukça sıkıntı yaşadığının altını çizerek, "Esnaflarımız alana yavaş yavaş uyum sağlıyor. Genel olarak ufak tefek sıkıntılarımız olsa da bu normaldir. Çözülmeyecek sorun yok, hepsini çözeceğiz. Her geçen hafta daha da iyiye gidiyoruz." dedi. Tıbbi ve aromatik bitkilerin hem ülke ekonomisi hem de insan sağlığı için önemli. Mali müşavir Hasan Güneş hobi amaçlı başladığı üretimde verim kalitesini görünce özellikle kıraç toprağı sahip vatandaşa ada Dik'in önerisinde bulundu. Hasan Güneş ürünün suya hiç ihtiyaç duymadığını hatta sulandığı zaman kuruma ve verim düşüklüğü yaşandığına dikkat çekerek kırsalda su problemi olan araziler için uygun bir ürün olduğunu ifade etti. Geniş arazilere dikim yapılırsa endüstriye kazandırılabilir. Kırsal kesimde su sorunu olan arazilerin tamamına tıbbi ve aromatik bitkilerden dikim yapılabilir dedi. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar da tıbbi aromatik bitkileri yetiştirenlere verilen destekleri açıkladı. Artan enflasyonun bir eseri olan fahiş fiyatlar yaklaşık 5 yıldır Türkiye'nin sürekli gündemi haline geldi. Alanya Posta Medya ekibi 3 farklı markette aynı gıda alışverişini yapıp fiyatları karşılaştırdı. 30'lu yumurta, 2 kilogram un, 1 kilogram çay, 1 kilogram nohut, 1 kilogram pirinç, 1 paket makarna, 1 litre süt, 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilogram şeker, 830 gram salça hesaplamaya dahil edildi. Bu alışverişin sonucunda ödenen rakam Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 642 lira, mahalle marketinde 630 lira, zincir markette ise 565 lira olarak tuttu. Marketler arasındaki farklılıklar ise dudak uçuklattı.